Herkese merhabalar, güzel hafta sonları olsun. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Bugün gündemde neler var derseniz ben bugünkü haberde gerçekten hem üzüldüm hem de doğacı oldum kendisi için. Çünkü bizim belediye başkanımız da koronavirüse yakalandı ve kolay atlatamadı ne yazıktır. Uyuttular onu, yoğun bakımda çok uzun süre kaldı. Şu an durumu biraz daha iyiymiş. Kimden bahsediyorum? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek biliyorsunuz koronavirüsüne yakalanmıştı ve bu sebepten dolayı yoğun bakımdaydı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir kötü haber geldi. O da koronavirüse yakalanmış. Yani bugün gerçekten gördüğümde şok oldum. Hani belediye başkanları galiba böyle geziyorlar. Halkın içine de giriyorlar ve bu sebepten dolayı bu virüse yakalanmaları daha mı olası yoksa berrak kurtuluş yok kaçış yok sen ne kadar koronafobiyim çok korkuyorum kendimi korumaya çalışıyorum al ellerim soyuldu dezenfektanlardan kolonyalardan desen de bir şekilde e, bunu söylemek istemiyorum ama hani havadan sudan e, felaket habercisi gibi olmak istemem e, ama galiba biz buna yakalanacağız bundan kaçış yok gibi geliyor ben böyle hissediyorum böyle konuşabiliyorum ya çok rahatmış gibi gözükebilirim ama daha sonrasında böyle içime bir korku düşüyor mesela sıcak gıdalar alabiliyorum dışarıdan sadece işte ne gibi dersen fırınlanmış pide gibi kızartılmış köfte gibi onun haricinde böyle tuzluğa dokunma ona dokunma buna dokunma mümkünse evdeye ye ama dışarıdaysan ve hayat bir şekilde akacaksa ve senin çok işin varsa ve yemeliysen onların da böyle Fırınlanmış, pişmiş, kızarmış gıdalar olmasına özen gösteriyorum. Ve oradaki e, alet edevatı diyeyim, e, sofrada kullanılan her şeyi kullanmamaya ya da silik kullanmaya özen gösteriyorum. Ne olur peki yakalananlar hiç mi özen göstermediler? E, Antalya Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı bunlar hiç mi göstermediler? Tabii ki gösterdiler ama ne oluyordu da herkes yakalanıyordu sorusunun cevabı bende yok. Yani çok dikkat eden ne? Etmeyen arasında nasıl bir fark olacak? Bu virüs dikkat edeni ayıracak mı? Dikkat etmeyeni mi yakalayacak? Ne olacak? Hepimiz mi yakalanacağız? Göreceğiz. Ee, diyor ki Hürriyet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelen son dakika haberine göre hastanede tedavi süreci başlayan İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ee, Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin. Hepinizi seviyorum. Açıklamasında bulunmuş kendisi. Korona testi yaptırabilmesi için biliyorsunuz ki bazı semptomları göstermesi gerekiyor. Acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hangi semptomları gösterdi? Ne şu şekilde devam etti diyor kıymetli vatandaşlarımız tabi ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü yine covid testi oldum ve negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 9 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşli hastaneye gelince dün akşamı hastaneye, hastanede geçirdim ve test olduk. Bugün itibariyle pozitif olduğum konusunda bir rapor oluştu diyor. Ee, sorumun cevabını da almış oldum. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor i̇nşallah sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımız hep duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım demiş. teması azalttık. Dediğim gibi maskemizi takıyoruz. Ellerimizi de böyle şapura şupara sürekli kolonya ile dezenfektanla siliyoruz. Ee, ama yine de korona oluyor muyuz? Ekrem İmamoğlu'nun buradaki e, ya da bizim belediye başkanımızın ihmali mi oldu? Neden onlar korona oldular derseniz e, ben gerçekten şuna dikkat etmek istiyorum. E, Garba hepimiz koronavirüsü geçireceğiz. Yani buna çok dikkat eden de etmeyen de evden çıkan da çıkmayan da e, buna bir şekilde maruz kalacak. Nasıl derseniz bilmiyorum oraya benim aklım yetmez. Ama ben hepimizin Olacağına hatta olmuş olduğuna hatta atlattığına belki tekrar nüksedeceğine E, Bu bir felaket senaryosu değil. Hatta buna sevinebilirsiniz. Nasıl ki hepimiz doğduk büyüdük yaşarken hayatımız boyunca birçok kez grip enfeksiyonuyla karşılaştık. Bununla da karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda geçen hafta yine videolarımdan birinde bahsetmiştim. Bir mide bulantısı, bağırsak problemi. Arkasından, hemen hemen arkasından inanılmaz ağrılı bir orta kulak iltihabı geçirdim. İnanılmaz bir ağrısı vardı. Ve o ağrı e, o kadar hızlı zonkluyordu ki böyle beynime bıçak saplanıyormuş gibi oluyordu. Ve bu orta kulak iltihabının yaptığı bir de ateş oldu bende. 39,5'ları gördü bu ateş. Ama bir saat sürdü, iki saat sürdü. O antibiyotiğimi aldım, o şişlik indi, şurama kadar şişmişti. O şişlik indi e, ve ben ertesi sabah, evet hafif mide bulantılarım, e, zaten bağırsak problemi yaşarken bir de üstüne antibiyotik aldığım için süre gelen bağırsak problemlerimden sonra kendime geldim. Korona mıyım? Tabii ki ben o gece 39'u, 39.30'u görünce korona oldum. E, yine hastaneyi aradım, e, randevu aldım. E, Aile hekimini aradım, bunların hepsinden yardım aldım fakat semptomlarımın buna uygun olmadığını, zaten bariz bir şekilde kulağımın şiştiğini söylediler. Peki bunların içerisinde yine böyle birçok hastalık yaşamışımdır, siz de yaşamışsınızdır. Bunların içinde e, ya ben emin olmamakla birlikte bunun korona olduğunu düşünüyorum diyen geçen sene çok ağır e, grip geçirdiğini düşünen insanlar da var. İşte bunlarla ilgili ne yapılabilir bilmiyorum. Biz koronayı geçirmiş olabilir miyiz? Benim gibi bu konuda değişik sorular var mı kafanızda? Yoksa siz e, evde oturup kendimi izole ettim ve bana bir şey olmaz diyenlerden misiniz? Bilmiyorum ben istersem dört duvar arasında olayım yine de beni bulabileceğini e, hissediyorum. Yani kötü bir sonuç olsun ya da e, kötü düşünmek amaçlı söylemiyorum bunları yanlış anlamayın. Ben sadece kendi hissiyatımdan bahsediyorum. Hatta bunun iyi bir şey bile olabileceğini söyleyebilirim. Dediğim gibi grip virüsü gibi e, galiba hepimiz göreceğiz. Gripten ölenlerin sayısını bilmem kaça katladığını biliyorum. Her şeyin farkındayım. E, ama benim de kendimce kendimi telkin etme, kendimi teselli etme yöntemlerim var. Yani kendime geldiği andan itibaren evet çok panik oluyorum. Çocuğuma, aileme e, bulaştığını düşündüğümde çok panik oluyorum. Ama kendi kendime telkin yöntemim bu. Galiba kaçış yok yoksa hiçbir şekilde yaşanmaz bir hal alıyor. Ee, hayata annesinin ve annesinin sevgilisi tarafından e, şiddete, cinsel istismara ve eziyete maruz bırakılarak gözlerini yuman Şiay bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi bir haberi var Habertürk'ün. Yeni bir haber bu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 yaşındaki Şiay Kılıç'ın annesi Gülizar Emanet ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami Kıcı, kardeşi Yasin ve annesi Emine Kıcı hakkında hazırlanan 6 sayfalık iddianame Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi diyor. Ee, güzel cezalar almışlar ve yakın bir tarihte de Şubat ayında sanırım mahkemeleri tekrar görülecek. Büyük ihtimalle bunlar bu cezaları yatacaklar. İddianamede Hami Kıcı ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giden Gülizar A'nın emaneti A'ya yazmışlar. Sanki hiçbirimiz bilmiyormuşuz gibi. Acil serviste görevli doktora oğlunun öldüğünü söylediği 2 gün sonra 9 yaşındaki bir çocuğu yangında cesedinin bulunması üzerine doktorun bu durumdan şüphelenerek kolluk birimlerine kadın ile yaşadığı diyaloğu anlattığı bunun üzerine hamikacı ile Gülizar Emanet'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı bildirildi diyor. Şiar'ın kardeşi Medine Kılıç'ın ifadesine ee, göre şüpheli hamikacı şiara vurduğunu, şiarın bayıldığını ve bir daha da kalkamadığını bu çocuklar en başından beri doğruyu söylüyorlarmış ee, söylediği. Bunun üzerine baba Samet Kılıç'ın bir televizyon programına katıldığına işaret edilen iddianamede Müge Anlı'dan bir televizyon programı diye bahsedilmiş iddianamede canlı yayında Gülizar Emanet'in şiarın Hami Kıcı tarafından dövülerek bayıtılması neticesinde öldüğünü belirtmesi üzerine Gülizar Emanet ile Hami Hami Kıcı ve bu şüphelilere yaşayan, bu şüphelilerle yaşayan Hami'nin annesi Emine ve kardeşi Yasin gözaltına alınmıştı. Şimdi gelelim verilen cezaların niteliğine. Ben çünkü bir tanesine çok takılmıştım. En son bunun tutuklu yargılanmaları için mahkemeye sevk edilirken, cezaevine gönderilirken hiç hiç cinsel istismardan bahsedilmiyordu. Ben buna çok takılmıştım. Şimdiki iddianamede müthiş her detay var. Şiarın hakkını sonuna kadar savunan e, bir savcı var. İddianamede Gülizar Emanet Yasin ve Emine Kıcı'nın ifadelerinde yangın olayı ve öncesine ilişkin itirafta bulunduğu belirtilerek şunları kaydetti. 26 Nisan 2020 günü Gülizar Emanet ile Hami Kıcı arasında tartışma çıktığı şiarın araya girerek Hami Kıcı'ya hitaben anneme vurma demesi üzerine Hami Kıcı'nın Çivili sopayla defalarca kez vurduğu, şiarın yere düştüğü ancak Hami Kıcı'nın bu eylemiyle yetinmeyerek maktülü defalarca kez kucağına alıp yere fırlattığı, beton de zemine defalarca kafasını vurduğu anlaşılmıştır. Olayla ilişkin itirafta bulunan Gülüzer Emanet beyanına göre şiarın kafasını klozete soktuğu, ardından yine şiara vurmaya devam ettiği, bu eylem üzerine maktulün baygınlık geçirdiği fakat şüpheli Hami Kıcı'nın Durmaksızın eylemine dev devam ettiği anlaşılmıştır diyor. Okumakta güçlük çekiyorum. Ee, aynılarını yap yapabilirim Hamiye. Daha fazlasını. Hatta o Gülizar'a da. Bunları nasıl anlatmışlar, nasıl sunmuşlar, bunlar nasıl yaşamışlar konusuna. Neyse şunu devam edelim. Dediğim yer burası. İşte bundan hiç bahsedilmemişti. Hatırlarsınız ki tutuklanmak üzere sevk edildiklerinde hazırlanan iddianamede şimdi böyle çok detaylı bir şekilde hazırlamışlar. Şüpheli Hamikıcı'nın şiara cinsel istismarda bulunduğunun ve eziyet ettiğinin anlaşıldığı bildirildi. İddianamede Gülizar Emanet ile Hamikıcı'nın hareketsiz kalan şiarın öldüğünü düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadıkları aktarılarak Gülizar'ın beyanına göre Şiir'i hastaneye götürmek istediği ancak Hami Kıcı'nın buna izin vermediği. Şüpheli Hami Kıcı'nın maktülü dövdüğü esnada Hami Kıcı'nın annesi Emine ile kardeşi Yasin'in bu olaya tanık olduklarının alınan şüpheli beyanlarına doğrulandı diyor. Orada bakmışlar herhalde alamamışlar elinden. E, hareketsiz yapması üzerine herhangi bir müdahale bulunmayarak çocuğu öldürdünüz ne yaparsanız yapın dediği anlaşılmıştır Emine Kıcı'nın diyor. Ee, aynı zamanda Yasin Kıcı'nın olaya şahit olduğu halde bir müdahalede bulunmayıp annesi Emine Kıcı ile yetkili makamlara durumdan haberdar etmediği aktarılan iddianamede şiarın bulunduğu eve kimsenin sokulmadığını anlattı. Ertesi gün şüpheliler Gülizar Emanet, Hami, Yasin, Emine bir arada oldukları sırada öldüğünü düşündükleri şiara ne yapılacağını nasıl ortadan kaldırılacağını konuştukları ve Hami Kıcı'nın yangın süsü vermek maksadıyla evi yakalım dediği arıldı diyor. Hami ile Yasin aldıkları benzinin bir kısmını Şiar'ın bulunduğu odaya bir kısmını ise giriş kapısının hemen arkasına bıraktılar. Ve böylece çıkan yangında içeri herhangi bir kimsenin girmesine engel olunmasını yani kapının ağzında ve arkasında kuvvetli bir ateş oluşturmuşlar. Bu ikisi bunu nasıl düşünmüşler gerçekten anlayamıyorum. Yani düşünme kabiliyetleri yokmuş gibi durup Bunları tasarlamış olmalarına şaşırıyorum. Ee, devam ediyor. Diyor ki Emine'nin de yangını hızlandıracak şekilde kullanılabilecek eşyayı şiarın bulunduğu odanın çatısına yerleştirdiği tüm şüphelilerin ortak fikir ve eylem birlikteliği altında iki gün boyunca hareketsiz vaziyette duran şiarı ortadan kaldırmak maksadıyla ortak fikir ve eylem birlikteliği ile Şiar'ın bulunduğu evi yaktıkları çıkarılan yangın sonucu maktülün yanarak öldüğü anlaşılmıştır diyor. Yanarak öldüğü anlaşılmıştır diyor. İşte benim bugün kafama takılan buydu. Ee, bu ilk önceki ilk Müge Anlı'ya geldiklerindeki söylemleri yanarak öldüğüydü. Daha sonrasında Müge Hanım bunlar tutuklanırken demişti ki bu çocuk iki gün öncesinden öldürülmüş. Bir gün öncesinden iki gün öncesinden öldürülmüş. Ve öldüğü düşünüldükten sonra da yanarak bedeninden kurtulmaya çalışılmış denmişti. Şimdi ama bu çocuğun aslında yarı baygın ya da işte koma denebilecek şekilde olduğunu yine yangında hayatını kaybettiği iddianamede yer alıyor. İster öyle olsun ister böyle olsun bir şekilde bu çocuk eziyet edilerek öldürüldü ve bunun cezası çok ağır olmalı. İşte cezalar geliyor. Anne Gülizar emanet hakkında olası kasıtla Yangın kullanarak alt soy olan çocuğu öldürmek suçundan müebbet. Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçundan 1 yıl. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 ay 5 yıla kadar hapis cezası istenildi. Yasin Kıcı, Emine Kıcı hakkında ise olası kasıtla yangın kullanarak çocuğu öldürmek suçundan müebbet. Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçundan birer yıl. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 ay, 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte geldik e, Hami'ye iddianamede. Diğer şüpheli Hami Kıcı hakkında ise canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek, yangın kullanarak öldürmek diyor e, iddianamede. Tekrardan bu görüş e, herhalde bir bilirkişi görüşüdür. Bu değişti. Biz yangından önce öldüğünü düşünmüştük. Oysa yangında öldüğünü tekrar iddia ediyorlar iddianamede. Çocuğa eziyet etme suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama çivili sapoyla 1 yıl 6 ay 4 yıl 6 aya kadar beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama, klozete kafayı sokma e, suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor e, ağırlaştırılmış müebbet var toplamda işte herhalde bilmiyorum 3'ü 5'i toplayınca bir 15-20 yılda buradan çıkıyordur sanıkların diyor yargılanması 10 Şubat'a kalmış 2021 10 Şubat 2021 Şimdi Gülizar'ın çok ucuz yırttığını düşünüyorum. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yediği ceza çok hafif. Sanki hiçbir suçu yokmuş da elinden bebesini almışlar. Yerden yere vurmuşlar. Cinsel tacize uğramış. Hepsi aynı gün olmuş gibi bir ceza yemiş Gülizar. Ben Gülizar'ın iki kere üç kere müebbet yemesini isteyenlerdenim kalben. Çünkü bu kadın diğer iki kız çocuğuna da o demir çubuklarla yapılma, yapılan yapılmak istenen yapılmış olan her neyse adı akıldan bile geçirmek bence e, cezası ölüm olmalı da e, bunu düşünmüş bu adamın elinde kalmış çocuklarını büyütmeye çalışmış çocuklarını büyütmeye çalışmamış da orada yaşamaya devam etmiş oradaki her ne ise çıkarı isteği arzusu doğrultusunda orada kalması e, bu insanın insan olmadığı benim gözümde kanaatini oluşturmuştur. Benim için gerçekten şurada diğerlerinin aldığı cezaların yanında 50'ye çarpılan bir Gülüzer emanet cezası görmek isterdim. Neden? Yarın öbür gün gözüne Dilber Fırtına gibi sürmesini çekip de yayından yayına gezmesin diye. Ben böyle düşünüyorum. Sizin böyle düşündüğünü duyar gibiyim. Dediğim gibi bugün gündemimde neler varsa onları paylaşmak istiyorum sizinle. Melek var benim bugün gündemimde ee, bir fotoğrafı var bilmiyorum koyar mıyım hiç unutamayacağım Meleği kitaplarıyla ve o merdiven gibi bank gibi o taşın üstündeki halini asla unutamayacağım ve asla unutamayacağım da ifadeler geldi Melek'in abisinden. Mustafa Aslan ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi. Sanat sokağında buluşan iki kardeş arasında tartışma çıktı. Mustafa Aslan yanında getirdiği tabancayla ablasına dört el ateş etti. Melek Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken Mustafa Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı. Melek'in cansız bedenini Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne yapılan otopsinin ardından babası ve avukatı tarafından teslim alınarak memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Genç kız Musa peygamber mezarlığında dün toprağa verildi diyor. Şimdi olayın detaylarını anlatmak istiyorum. Bilin ki nasıl bir cehaletin içinde yaşadığımızı ve bu cehaletin nasıl böyle yuvarlanarak böyle topak gibi büyüyerek, kar topu gibi büyüyerek, büyüyerek, devleşerek üzerimize doğru geldiğini anlamanızı istiyorum. Burada meleğe yapılanları ve meleğe yapılmasını teşvik edenlere nasıl cezalandıracaklar çok merak ediyorum. Mustafa Aslan ise emniyetteki sorgusunun ardından e, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı diyor. Aslan savcılığa verdiği ifadesinde olayın tüm detaylarını anlattı. Mustafa Aslan ifadesinde ablası meleğin eski sevgilisi Sakarya'da yaşayan Orhan Vatansever'in kendisine ve ablalarına meleğin çıplak fotoğraflarını ve dolandırıcı olduğunu e, iddia eden Mesajlarını yolladığını anlattı ve bu mesajlarla taciz edilmiş aile e, haklı mı derseniz hepsini bir dinleyin. Daha sonrasında e, iki kötü tesadüfün böyle bir abinin ve böyle bir eski sevgilinin ortasına düşmüş bir melek düşünün. Orhan Vatansefer Sakaryalı olduğunu ama Almanya'da çalıştığını söyleyip bana ben seni tanıyorum ama sen beni tanımıyorsun. Ablam meleği tanıyorum. Ablamız kötü yolda benim paramı yedi. Ben de sizin evi haciz ettireceğim. Babam hapse girecek. Ben de biliyorum sizin suçunuz yok ama ben de bu şekilde öcümü alacağım. Senin ablan para karşılığı erkeklerle birlikte oluyor diyor. Bir buçuk yıl boyunca ablana cinsel istismarda bulundum dedi. Ablamın yarı çıplak fotoğraflarını bana atıp siz erkek değil misiniz? Kardeşinize neden sahip çıkmıyorsunuz? ya sahip çıkın ya da ben gereğini yaparım yazdı. Ben de bunun üzerine şahsın numarasını engelledim. Aileme bu mesajlardan bahsetmedim. 3-5 gün sonra bu sefer farklı farklı numaralardan ablamın fotoğraflarını atarak saatliği, geceliği ne kadar sorularını sordu. Ve ablam için fuhuş pazarlığı yapmaya çalıştı benimle. Bu mesajların geldiği numaraları da engelledim. Orhan Vatanseverin. Kahtan'ın sosyal medya sayfasında ablası meleğin fotoğraf, adres ve kimlik bilgisini paylaşarak Melek Aslan, e, baba ismi Hasan Aslan, bu şahıslar dolandırıcıdır. Melek Aslan para karşılığı evli erkeklerle yatıp kalkıyor diye yazdığını anlatan Mustafa Aslan ifadesini şöyle sürdürdü diyor. E, bu konudan bir ay sonra yine tanımadığım bir kişi mesaj gönderdi ve haberlere çıkacağım, sizi rezil edeceğim, şerefinizle oynayacağım, sizin bir suçunuz yok ama kız kardeşinizi Diyarbakır'dan almıyorsunuz. Ya siz onu alın, ya da ben haberlere çıkacağım diye yazdı. Ben de Orhan vatansever olduğunu anladığım şahsa kız kardeşimi alıp kahtaya getireceğim. Sen haberlere çıkma ben kardeşimi Diyarbakır'dan alacağım diye cevap verdim diyor. Ona Diyarbakır'da ablamı nasıl bulacağım diye sorduğumda bana ben sana yardımcı olurum. Yerini bulurum. Diyarbakır'da arkadaşlarım var takipteler. Ben istediğimi istediğim zaman bulurum sen merak etme dedi. Sana şimdi ablanın bir fotoğrafını göndereceğim diyerek ablamın ev içinde ağzında sigara Bakışları sarhoş gibi baygın bakar halde resmini yolladı. Altına da ben Almanya'dan gelip bunları öğreniyorum. Siz nasıl öğrenemiyorsunuz? Ya kız kardeşini getirirsin ya sizi el aleme rezil rüsva ederim diye yazdı. Ben de yardımcı olacaksın. Ben de kimseye söylemeden ablamı çıkartıp istediğin yere yerleştireceğim dedim. Aslan savcılık sorgusunda... Diyarbakır'da yaşayan ablası Melek'in adres bilgilerini Orhan Vatansever'den aldığını ifade etti. Orhan Vatansever'e ablası Melek'i Diyarbakır'dan getireceğini ve onunla evlenmesini istediğini anlatan Aslan şunları da ekledi. Orhan bana ben sana yardım ederim. Sakarya'dayım. 21 Ekim'de Diyarbakır'da olacağım. Sen de Diyarbakır'da ol dedi. Ben de kabul ettim. Arabası olan arkadaşımı Diyarbakır'a gidip biraz gezip ablamı alıp gelelim diye ikna ettim. 2 yıl önce fiyatını ve kimin olduğunu hatırlamadığım bir müşteriden satın aldığım ve dükkanın kasasından güvenlik amaçlı bulundurduğum ruhsatsız silahı Diyarbakır'ın kötü bir yer olduğunu düşünüp ayrıca Orhan'ın beni bir oyuna getirebileceğini düşündüğüm için yanıma aldım. Orhan'a mesaj atarak abi ben yarın Diyarbakır'a geliyorum meleği bulabilecek misin diye yazdım. Orhan da arkadaşlarım takipte. Melek şu anda yaşlı bir adamla birlikte kol kola sarhoş bir şekilde bir binaya girdi. Akşam kaldığı aparta tekrar gelmek zorunda. Sabah apartın önünde bekleriz. Geldiği zaman da konuşuruz diye yazdı. Orhan'a Meleği getirmesini getireceğim. Getirmesine getireceğim. Yalvara yakara ağlayacağım ama Meleği getireceğim. Sen de gelip ablamla evleneceksin diye yazdım. Orhan bana sen olsan böyle biriyle evlenir misin? Doğru yolda değil deyince ona ablamın böyle bir insan olmadığını ama ablamın eskiye döneceğini, ablanla evlenmesini söyledim. Bana söz veriyorum sen Meleği getir sonrasında düşünürüz dedi. Orhan Meleğin kaldığı apartın adresini atıp buradayım çay ocağındayım deyince verdiği adrese gittim ancak o yoktu. Bana mesaj atıp polis beni aldı uzaklaştırma kararım olduğu için karakoldayım. Bir saate işim biter orada bekleyin ben gelene kadar melek gelir diye yazdı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 11 kardeşin en küçüğü Melek Aslan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi. Matematik öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra ailesine haber vermeden hem, hem KPSS'ye çalışmak hem de sevgilisi Orhan Vatansever'e yakın olmak için Aslan'ın Orhan Vatansever'in kıskançlık krizleri ve maruz kaldığı şiddet nedeniyle polise İki kez şikayette bulunduğu ifade edildi. Şikayetin ardından Orhan Vatansever hakkında uzaklaştırma kararı alınmasıyla 4 ay önce Meleğin Diyarbakır'a yerleştiği kaydedilen yerde diyor. Polis tarafından cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranmaya devam ettiği öğrenildi diyor. İşte bu buluşmayı orada Melek'in infazını gerçekleştiren abisini meleği buluşturan, melekle aracılığını yapan Orhan Vatansever yani eski sevgilisi yani istemediği artık birlikte olmak istemediği görüşmek istemediği sapkın sevgilisinin azmettirdiğini düşünüyor polis. Ben de böyle düşünüyorum. Yazışmalarını takibe aldığında da bunlar ortaya çıkıyor. Ee, i̇kisinin de e, ben meleği ortadan kaldırmak niyetli olduğunu birinin işte namus e, hikayesinin peşinde Diğerinin de kıskançlık hikayesinin peşinde bir cana bir insana hiç düşünmeden gözlerini kırpmadan oysa ki bu kadar çok vazgeçme imkanları varken bir ne derler öfkeyle ya da bir cinnet anıyla yapılmamış planlı oradayım buradayım geldim oradayım geldim şuradayım kapının önündeyim aparttayım diye vazgeçme ihtimallerinin olmasına rağmen bu kadar oyalanmalarına rağmen Şansın birazcık melekten yana olmasına rağmen bu şansı kırdılar ve meleğin de canını kıydılar. Şu fotoğrafı hiç unutamayacağım. Kitaplarını bir köşeye koyduğu, oturduğu duvarın üzerinde hayatını kaybetti melek abisinin kurşunuyla, kardeşinin kurşunuyla pardon. İşte kardeş kurşunuyla hayatını kaybeden kişiye. Yapılan tacizi eden kişi de eski sevgilisi. E, i̇ki erkek, bir kadının hayatına son vermek için delicesine uğraşmışlar ve bu suyun önüne ne polis geçebilmiş ne melek geçebilmiş. E, melek hayatını kaybetti. Bununla ilgili Instagram'da, e, Twitter'da birçok şey görmüşsünüzdür, paylaşmışsınızdır. Belki bununla ilgili destek çıkmaya çalışmışsınızdır ama e, çabamızın yasaların sertliğine göre sonuçsuz kaldığını düşünüyorum. Eğer ki yasalar gerçekten çok sert olsa bu çabamız böyle sonuçsuz kalmaz. Ve insanlar, erkekler kulaktan kulağa bir şey konuşmaya başladılar. Hiç ilgisi olmayan, kendi halinde olan adamlar bile beyin altına empoze edilen şu cümleyi kurmaya başladılar. Ya ne olacak ki karısını vurmuş ama yatmaz ki yatmıyor zaten çıkıyor hemen. 3-5 güne salarlar. Bunu Niyeti düzgün adam da söylüyor. Bunun niyetini bozmuş adam da söylüyor. Bunu belki biz empoze ettirttik. E, hep böyle adalet isteyerek, bağırarak, çağırarak ama bunu artık herkes biliyor. Kadına vurmuşsa ne olmuş? Kadını dövmüşse ne olmuş? Kadını öldürmüşse ne olmuşu artık e, o beyinler insanların aklına e, yavaş yavaş böyle bir fitil gibi sokuyorlar. Ve bununla başa çıkmak mümkün değil. Artık bununla başa çıkmak mümkün değil. Artık bunun önüne geçmek mümkün değil. Bu algıyı değiştirecek tek şey, şöyle sert bir cezayı hızlı bir şekilde, yalanmadan, çünkü geç kalan adalet adalet değildir. Böyle hızlı hızlı seri bir halde insanların beynine kazınır bir şekilde, tutuklayarak, yargılayarak, cezasını vererek, sıradaki 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 diye böyle göz göre göre verilen cezaları kanallardan yayınlardan bizler sizler herkes paylaşa paylaşa bu algıyı yıkabiliriz. Yani benim kocam e, ya da senin kocan hiç bunun aklında bir fikrinde bile olmayan insanlar bile şöyle düşünmeli. Ya bu, bu ülkede kadına el kalkarsa ne yaparlar adam valla demeli. Demeli. Diyemiyor. Çünkü artık o da anlamaya başladı. Evet ben konuşuyorum sen konuşuyorsun. Herkes konuşuyor. Bir yerlerde bir şeyler paylaşıyor. Kadın için adalet Emine Bulut için adalet hep adalet hep adalet hep hashtag adalet hashtag adalet yazdığımız için artık onlar da sıradan sohbetlerin içerisinde hiçbir şey olmadığını hiçbir şey olmayacağını ceza almadıklarını almayacaklarını alsalar da e, salı verileceklerini denetimli serbestlik de olsa serbest bırakılabileceklerini bildiklerini bizlere de duyuruyorlar. Çok güzel oldu böyle. Gerçekten bugünkü yayınımı e, daha böyle enerjisi yüksek bir şekilde başlayıp Koronavirüs, şiar kılıç ve e, artık yeter dediğimiz kadın cinayetleriyle sonlandırmak istiyorum. Enerjim emildi e, ama tekrardan enerjimin yükselmesi için sizinle bu akşam bir buluşma tertip etmek istiyorum. Bir canlı yayın yapmak istiyorum fakat instagram mı e, youtube mu bunu pek bilemedim. E, bir şekilde buluşalım istiyorum. Cumartesi gecesi şeyler anlatalım. Herkes eteğindeki taşları döksün. Anlatmak istediklerini anlatsın. Sanırım Instagram'da daha yüz yüze bir durumumuz var. Burada yazdıklarınızı okuyabilirim. Orada da yüz yüze olabilir. Bunun kararını daha veremedim. Belki bir oylama yaparım Instagram'dan. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Buluşmak üzere.